Sevgili seyirciler, her şeyin sonu umut etmek neticede umut dünyasına yolculukta başladı. Yılbaşı piyango biletleri satışa çıktı. Eski hesaba göre trilyoner, yeni Türk lirasına göre milyoner olmak isteyenler de kuyruğa girdi. Peki şanslı rakamlar neler ve aldığınız bilet sahte mi gerçek mi? İşte ilk günün piyango manzaraları. Trilyon idare etmiyor. Katrilyon istiyorum. Katrilyon. 15 milyonun hayali bile insanı ne hale sokuyor. Şimdi herkes rüyasında bir zengin. Bir zengin ki sormayın gitsin. Ben seri almayı düşünüyorum. Neden? Seri alırsam çıkma şansı %100. %100. Düşünüyorum veya %90. 15 milyon lira yeni Türk lirası evet. Sizde o zaman? Bilmem belki. Ne yapacaksınız? Yardım edeceğim. Kime? İhtiyacı olanlara. Yani örneğin? Örneğin yoksullara, kimsesizlere, paraya ihtiyacı olanlara yardım edeceğim. Allah da size yardım etsin. Amin yavrum. Talih kuşu en çok 3'ü seviyor. 5 ve 7 en çok çıkan diğer rakamlar. Ama önce güvenlik. İşte milli piyango satın alırken dikkat edilecek noktalar. Boruşa tutulduğunda kağıdın üzerinde serpiştirilmiş kısa renkli çizgiler var. Bunlar fosforlu çizgiler ve ancak mor ışıkta belli olabiliyorlar. Tıpkı parada olduğu gibi banknotların üzerinde de aynı fosforlu işaretlerden var. Tabii herkesin cebinde bu mor ışıktan yok. Bu bileti satın almadan önce sahte olup olmadığını anlayabilmek için üzerindeki kabartmalara çok dikkat etmek lazım. İşte bu seri numarasının üzerindeki kabartma çok önemli. Ayrıca üzerindeki renkler çok önemli bu. Çünkü fotokopi çekilerek çoğaltılmasın diye özellikle renkli fosforlu mürekkepler kullanılmış. Fotokopi makineleri bu ışıkta bunları göremiyor. Ayrıca kağıdın kalitesi. Milli piyango biletleri tıpkı banknotlarda olduğu gibi kaliteli kağıda basılmış durumda ve dokunarak kolaylıkla sahtesinden ayırt edilebilir. Piyango garibana umut, programcıya malzeme. Peki programcının hayali yok mu? Kolcan, sen ne yapıyorsun şimdi? Röportaj yapacağız. Ne için? Piyango ile ilgili. Biz de piyango ile ilgili röportaj yapacağız. Hadi beraber yapalım işte şöyle. Bak güzel bir görüntü. Bir çekilin abi. Bu çok. Ama Nimet ablayı meşgul ediyoruz. Abi çok özledim. Şimdi geleceğim abi. Evet abi. Hadi zaten onların işine giriyor. Çok piyango bileti satıyorlar sayemizde. Süpermiş abi. Hadi başlıyor muyuz abi? Başladık. Ha başladık bile. 15 trilyon çıkınca birden maddenin gaz haline geçmeyi düşünüyorum. Yani birden buharlaşıyorsun. Buharlaşacağım ve alan bir Kadir Çöpdemir vardı. O nereye gitti ya diye böyle. Ondan sonra o buhar halinde böyle dünyanın değişik yerlerinde vücut bulup efendime söyleyeyim. Ya geçenlerde orada görmüşler. Burada şu bu falan diye bir efsane olarak yaşayacağım. Bir şey söyleyeceğim. Kimin vücudunda yaşamak isterdiniz? Hani vücut buluyorsunuz ya. Ha 15 trilyonla vücut bulduktan sonra. Abi o biraz karşı tarafta değil. Yani Paris cesetindeysem oradaki bir sarışın afet efendim bilmem İtalya'daysam oradaki bir esmer değil ben. Kiminin gözü piyangodan ziyade piyangonun çekim gücüne kapılan genç kızlarda. Kuyruklar sanki çöp çatan ofisi. Alırken neye dikkat ettiniz şimdi? Öylesine çektim. Aradan şans. Şans. Çıkarsa ne yapacaksınız? Bilmem. Her şey. Yiyeceğiz. Zeki. Yiyeceğiz. Para ne yapılır? Yemek için kazanılır. Tabii ki. Bu çocuk kızlar ne güzel. Ne yapıyorsun Ali? Valla kızlar bıyık buraya herhalde. Bıyık olsa burardınız herhalde de. Ya salmadan önce bir burarım dedik. Anladım. Piyango ile ilgili bir görüşünüz var mı? Valla bilet almadığım için yok yani bir şey. Bilet almıyorsanız ne işiniz var böyle kalabalık bilet ya, kuyruğunda? Ya tabii demek ki kız var da kızla yana geliyor. Ciddi misiniz? Ya ne yapalım? Allah önce akıl fikir versin, para sonraki iş. Uzaya gideceğim, uzaya. Ama o kadar uzağa götürmez o para. 20 milyon dolar istiyorlar uzaya. Uçan daire gideceğiz ya. Daha yakın yerler yok mu? Daha yakın bir yer yok mu? Yok. Bu kadar. Hayal bu. Herkese serbest. 3 haftada bakalım daha neler çıkacak.